Öğrenci Veli Derneği Muğla Şubesi Fethiye temsilcilerinden Fehime Korkmaz Bingöl yazılı basın açıklaması yaptı. Suyun yaşamın vazgeçilemez bir kaynak olduğunu söyleyen Öğrenci Veli Derneği Muğla Şubesi Fethiye temsilcilerinden Fehime Korkmaz Bingöl, çocukların sağlıklı ve ücretsiz suya erişebilmeleri için bir proje sağlanmalı dedi. Sağlıklı bir yaşam için ücretsiz ve sağlıklı suya erişim her öğrencinin hakkıdır. Ülkemizde artan ekonomik krizin biz veliler ve özellikle okul çağındaki çocuklarımızın üzerindeki etkisi gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Sağlıklı bir nesil yetiştirmekten çok uzakta olduğumuzu artık bilimsel ve istatistiksel çalışmalar yapmadan da okulların içerisinde sadece gözlemler yaparak görmek mümkün. Önceki yıllarda kantinlerde sağlıklı besinlerin satılması için çaba sarf eden bizler, bugünlerde kantinlerden yiyecek içecek alamadığı için kantinin önünden bile geçmeyen çocukların azımsanmayacak kadar yoğunluğuna tanık olmaktayız. Su, sağlıklı bir biçimde yaşamın sürdürülebilirliği için vazgeçilemez hayati bir kaynaktır. Ancak gerek kantin çalışanları, gerekse veli ve öğretmen gözlemlerini bir araya getirdiğimizde çocuğun en temel haklarından biri olan suya erişimin de büyük bir çoğunluk için kolay ve mümkün olmadığını görmekteyiz. Edirne şubemizin gerçekleştirdiği Mayıs 2022 anket çalışmasına göre en az 593 öğrencinin %55'e yakını suyu evden götürmekte. Çantasında taşıyabileceği ağırlık en az 500 mililitre, en fazla 1 litre. %35'i okul kantininden günde tek bir küçük şişe su alabilmektedir. Ankara'da su 2,5 TL, Antalya'da 3-3,5 TL, Bursa'da 2,5, Çanakkale'de 3, Denizli 2,5-3, Edirne 2,5-3, Manisa 2,5-3, Muğla 2,3, İstanbul 2,5-4, İzmir 2,5-3, Kocaeli 2 TL. Bu rakamlar bazı illerimizin okul kantinlerindeki ortalama 500 mililitre şişe su satış ücretidir. Bu eğitim öğretim yılının başında ortalama satış rakamları ise 1-1,5 TL aralığındaydı. Bir öğrenci okul türüne bağlı olarak ortalama 6 ila 8 saat aralığında okulda bulunmaktadır. Büyük şehirlerde daha yoğun olmak üzere yolda geçen zaman da buna eklendiğinde evinden ayrı kaldığı zaman 10 saate çıkabilmekte. Bu süre zarfında tüketilmesi gereken en az miktar ise hareketliliğin fazla olduğu bu yaş grupları için en az 1,5 litre olmalıdır. Çocuklarımızın sağlıklı, ücretsiz ve erişilebilir suya kavuşması için merkezi ve yerel yönetimlerin ortaklaşa çalışması beklenmekte. Bununla ilgili bir projenin hayata geçirilmesi acilen sağlanmalıdır. Edirne yerelinde merkezi ilçeler ve buna bağlı köyler dahil örnek bir çalışma başlatılmış olup bütün okullara su sebilleriyle montaj sonrası teknik destek sağlanacağı açıklanmıştır. Proje Edirne Valiliği ile Belediyesi tarafından onaylanmıştır. Merkezi yönetimin bu konuda Milli Eğitim'in yaptığı en büyük hatalardan biri, son yıllarda yapılan okul binalarında çocukların içmek için kullanacağı su muslukları için ayrı bir alan bulunmamasıdır. Suyu ayıracak harçlı olmayan çocuklar, sağlıksız koşullarda tuvaletlerden su içmek zorunda bırakılmaktadır. Gerek okul içerisinde gerekse okul bahçelerinde su içme alanları olmalı, okul planlamaları buna göre projelendirilmelidir. Ayrıca okulların su tesisatlarının da düzenli bakımı yapılmamakta. Okula kadar temiz gelen su binanın içerisine girdiğinde içilebilme özelliğini kaybetmektedir. Okulların sorumluluğu ne kadar merkezi yönetimlerde olarak görünse de binalara kadar gelen suyun sağlıklı içilebilir olmasından yerel yönetimler sorumludur. Bunu sağlayamayan belediyelerin en az merkezi yönetimler kadar bu olumsuzluklarda payları mevcuttur. Kendi açılarından bakıldığında yetkililer suyun analizinin yapılıp kontrol edildiğini ve okullara su sebilleri konulursa kamuoyu tarafından olumsuz algılanacağı yönündeki çekingenlerinde haklı olsalar da çocuklarımızın sağlığı için bunu telafi edebilecek kararlılıkta olunmalıdır. 2022-2023 öğretim yılı başlamadan evvelki yaz tatili süresince okullarımıza ücretsiz, ulaşılabilir sağlıklı suyun sağlanması, içilebilir şehir şebeke suyu varsa okul bahçelerine çeşmeler kurulması, koridorlara sebiller yerleştirilmesi, şehir şebeke suyu sağlıklı içilebilir değilse arıtma cihazlarının sağlanması veya doğrudan doğruya çocuklarımıza günlük 1,5 litre su verilmesi ve benzeri hususunda
planlama ve çalışmaların yapılmasını devletin tüm kurumlarından talep etmekteyiz. Çocuklarımızın sağlıklı yaşam hakkı ile ilgili basın açıklamamız sonrasında bağlı bulunduğumuz il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri, Valilik, Kaymakamlık ve belediyelerinden görüşme taleplerimize olumlu yanıt veren kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştirip sorunun vahametini onlarla da paylaşacağız. Yanıt vermeyen kurumlara ise dilekçelerimize başvurumuzu yapacağız. Devlet okullarına ücretsiz sağlık suyun sağlanması konusunda kararlılığımız nettir. Kurumların bu konudaki hassasiyetleri ile bize geri dönüşlerinin ne olduğunu düzenli olarak basın ve kamuoyuyla paylaşacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sürecin ısrarlı takipçisi olacağımızın da altını çiziyoruz. Öğrenci Veli Derneği. Teşekkür ederim.